Sevgili gençler, divan edebiyatı şairlerimizi konu edindiğimiz testlerimize devam ediyoruz. Yedinci testteyiz. Şairlerimizde dönemimizin sanatçılarıyla devam edeceğiz. Hadi gelin, hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci soru. Hangisi Vesilettin Necat'ın bölümlerinden değildir arkadaşlar? Biliyorsunuz Vesilettin Necat Süleyman Çelebi tarafından 15. yüzyılda yazıldı. Bugün Mevlüt adıyla tanıyoruz arkadaşlar biz Vesilettin Necat'ı. Bunun bölümlerinden birisi değildir diye sormuşuz. Arkadaşlar Hz. Muhammed'in hayatını anlatıyor eser. Veradet Hz. Muhammed'e peygamberliğin gelişi bu bölümlerinden bir tanesi. Ruhlet vefatını anlatıyor. Bölümlerinden bir tanesi münacat Allah'a yakarış. Dua da son kısımdı zaten. İbace diye bir bölüm Vesilettin Necat'ın içerisinde yoktur değerli arkadaşlar. İkinci soru. Söz edilen mesnevi bu mesnevinin şairi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiştir. Bakalım. 10 bin beyitlik din tarihi niteliğinde mesnevidir. Güzel. Eserde 12 farklı vezin kullanılmış. 3 bölümden oluşan eserin ilk bölümünde yaratılış, ikinci bölümünde peygamberler ve son bölümünde de kıyamet alametleri. Şimdi şıklara bakalım. Teressül Ahmedi Dahi. Güzel. Ama şöyle bir problem var. Teressül arkadaşlar şiir değildir. Yani nazım değildir arkadaşlar. Nesir tarzında yazılmış bir eserdir ki tespit edebildiğimiz en eski nesirlerimizden bir tanesidir. Ahmedi Dahi'nin Çeknamesi bir müzik aleti üzerinden tasavvuf anlatılıyor. 12 farklı vezinde kullanılmaz arkadaşlar. Çekname'de ayrıca da 3 bölümden de oluşmaz. Bu da gitti. Şeyhinin Harnamesi biliyorsunuz tasavvufi konulu bir eser değildir arkadaşlar Harname. İlk fabul örneğidir. İşte elindekinin kadrini kıymetini bilmeyip daha fazlasına öykünen insanların başına ne geleceğini anlatır şeyhi. Bu da gitti. Sinan Paşa'nın Marifnamesi ise çeşitli öğütlerin yer aldığı bir eserdir. Fakat şiir değildir, düz yazıdır arkadaşlar. Bu da gitti. Ne kaldı elimde? Muhammediye, Yazıcıoğlu, Mehmed'in. 3. Ne diyor? 15. yüzyılın en önemli sanatçılarından olan Sinan Paşa'nın çeşitli öğütlere yer verdiği eser aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Süsün esinlik temsilcisi olan Sinan Paşa sicili sanatlı bir anlatım ve ağır bir dil benimsemiştir. Tazarname, Tezkiretül Evliya gibi eserlerinde sahibidir. Aynı zamanda neyin sahibidir Sinan Paşa? Bunu unutmayacaksınız zaten. Unutmamanız lazım. Marifname arkadaşlar. Sinan Paşa'nın yazdığı öğüt kitabıdır Marifname. Tamam mı? Dikkat edin. Marifname önemli. 4. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Mercimek Ahmet, Kabustame. Bu bir dursun. Fuzuli, Mecalüsü Nefais. Mecalüsü Nefais kimin de? Ali, Şiir, Nevai. Değil mi? Gitti. Sinan Paşa Harname. Harname kimin? Şeyhinin. Türkçe Divan. O dönemde bir sürü Türkçe Divan var arkadaşlar. Şeyhinin yok ama. Ahmet-i Dahi'nin Muhammediyesi arkadaşlar. Kimin? Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye. Evet, Yazıcıoğlu Mehmed'in Muhammediye. Ahmet-i Dahi'nin değil yine. Kabustame, Mercimek Ahmet'in önemli nesir tarzındaki ürünlerimizden bir tanesidir Kabustame. Orta nesir, sade nesir türünde bir eser. Yazar yüzyılda eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şeyhi 15. yüzyıl doğru, Çelebi Mehmet dönemi. Necati Bey 15. yüzyıl, bu da doğru arkadaşlar, problem yok. Hamdullah Hamdi 16. yüzyıl, hayır Hamdullah Hamdi 15. yüzyıl şairidir. Ekleyelim şuraya. Bağdatlı Ruhi 17. yüzyıl değil. Bağdatlı Ruhi 16. yüzyıl. Fuzulilerle aynı dönemde yaşadı Bağdatlı Ruhi. Düzelttik. Sehi Bey 16 doğrudur. Latifi gene 16. yüzyıl. Cevabımız olarak o zaman arkadaşlar burada ne olacak? Cevap Diyarbakır olacak. Değil mi? Bu yüzyıllarda kusur var. Baki ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşuz arkadaşlar. Bakalım. Burada gene bir problem var. E şıkkı yok. Sorun değil. Gene bir bakalım arkadaşlar. Zevk ve eğlenceye düşkün olmayan bir şairdir. Yanlış. Rindane şairdir belki değil mi? Zevk ve eğlence düşkün olacak. Şiirlerinde derinlik yoktur. Eserleri yüzeyseldir. Doğru. Tasavvuf işlemez çünkü. Nazım tekniği güçlü değildir mi? Baki Sultan-ı Şuara arkadaşlar nasıl nazım tekniği güçlü olmaz? Burada da bir problem var. Kanuni versiyesi ona aittir. Dili dönemine göre sadedir. Emhalleşmenin temsilcisi zaten. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. 7. Asıl adı Mehmet'tir. 16. yüzyıl sanatçısıdır. Aşk şairidir. Henüz bitiyor yok.
16. yüzyıl ama tüy olabilir. Bakalım, acı çekmekten hoşlanır. Aslında soru bitti. Değil mi? Mazmun bulmada ve kullanmada ustadır. Şiirleri içten ve samimidir. Bengübade, Şikayetname, Sakiname, Hadikatü Şüeda. Kim bu? Tabii ki Fuzuli. Değil mi arkadaşlar? 16. yüzyılın en önemli şairlerinden birisi kendisi. 8. Fuzuli'nin eserlerinden değildir demişiz arkadaşlar. Bakalım abicim hangisi değilmiş? Tercüme-i Hadise-i Erbain yaptı böyle bir şey. Fuzuli'nin 40 hadis tercümesi vardır. Enüsül Kalp onun, Bengübade onundur arkadaşlar. Sembollerle örülü bir eser. Leyla ve Mecnun ki zaten en meşhur Leyla ve Mecnun Fuzuli'nin. Marifname Fuzuli'nin değil. Kimin arkadaşlar? Daha önce de gördük, Sinan Paşa'nın değil mi? 9. Baki'ye ait mensur bir eserdir. Yani düz yazı olacak. Değil mi? Şimdi Şikayetname, Sohbetül Esmar. Kimin eserleri arkadaşlar bunlar? Bu iki eser ve Matlaül İtikat. Bu üç eser Fuzuli'nin eseri. Değil mi? Fuzuli'nin eseridir arkadaşlar. Şimdi ne kaldı elimde? Fezail Mekke ve Divan kaldı. Abi mensur eser diyor bana. Nasıl divan diyebilirim ben burada? Divan, şiir değil mi? O zaman cevap olarak nereye gideceğiz? Fezail Mekke'ye gideceğiz arkadaşlar. Cevabımız Adana'ymış. 10. Söz edilen eser. Mesnevi biçimde yazılmış olan ve atasözlerinin yer aldığı. Bakın bu önemli. Atasözleri yer alıyor ve didaktik arkadaşlar. Ve Gübahi'ye ait. Gübahi'yi çok duymamış olabilirsiniz ama atasözlerinin yer aldığı ve didaktik tarzda yazılan çok az eser var Türk edebiyatında. Didaktik. Hani başlıkta koymuyoruz şiirleri. Türün adıyla adlandırılacağını düşünürsem nereye gideceğim? Tabii ki Pentname'ye gitmem lazım sevgili arkadaşlar. 11. 241-245 şair hakkında bilgi veren Anadolu sahasının ilk tezkir örneği. Tüm divan edebiyatının ilk tezkiresini arkadaşlar Alişir Nevai yazdı. İlk şuara tezkiresini Alişir Nevai yazdı 15. yüzyılda değil mi? Ama Anadolu sahasındaki ilk tezkireyi kaleme alan ki Heşt Behiş'tir eserin adı kim olacak arkadaşlar? Tabii ki Sehi Bey olacak. 12. Divan edebiyatının en önemli tezkire yazarı olan sanatçı Türk edebiyatının alfabetik ilk tezkiresini kaleme almıştır. Güzel. Yazarın kaleme aldığı tezkire Anadolu sahasındaki ikinci tezkiredir. Bakın, yazar en önemli tezkire yazarı. Arkadaşlar bahsettiğimiz soru sorduğumuz yazar. İlk olan en önemli olacak diye bir kural yok. Yani Sehi Bey Anadolu sahasındaki ilk tezkireyi yazdı. Ama en önemli tezkire yazarımız Sehi Bey değildir arkadaşlar. Bu vatandaş da Anadolu sahasındaki ikinci en önemli tezkireyi yazdı. İkinci tezkireyi yazdı. Kim? Tabii ki Latifi. Latifi tezkiresi unutmayın. Anadolu sahasında ilk tezkireyi yazan adam Sehi Bey. İkinci tezkireyi yazan adam Latifi. Fakat Latifi Sehi Bey'den çok daha kudretli bir tezkire yazar arkadaşlar. Tamam. Peki değerli gençler. Bu testimizin de sonuna geldik. Divan edebiyatının sanatçılar hakkında bir testimiz kaldı. Onu da çözdükten sonra artık arkadaşlar modern edebiyata doğru yavaş yavaş yol alacağız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.